22 Haziran 1974. Doğu ve Batı Almanya milli futbol takımları ilk kez karşılaştı. Almanya, 2. Dünya Savaşı sonrası Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. 1952 yılından itibaren iki farklı ülke olarak uluslararası organizasyonlara katılmaya başlayan Doğu ve Batı Almanya milli futbol takımları, 1974 Dünya Kupası gruplarında ilk kez karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maçı Doğu Almanya tek golle kazandı. Doğu Almanya ilk ve son kez katıldığı kupada Batı Almanya'yı mağlup etmesine rağmen ikinci turda kupadan elenecek, Batı Almanya ise kupayı şampiyon olarak kapatacaktı. 22 Haziran 1986, Maradona İngiltere'yi eliyle mağlup etti. Meksika'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarına damga vuran olay Maradona'nın İngiltere'ye eliyle gol atması oldu. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Maradona'nın ikinci yarıda İngiltere'ye attığı gol tarihe geçti. Ceza sahası içinde kendinden uzun olan kaleciyle birlikte yükselen Maradona, eliyle topu İngiliz ağlarına gönderdi ve hakem golü verdi. Maradona'nın sonradan Tanrı'nın eli ifadesini kullandığı bu golün ardından Arjantin, yine Maradona'yla FIFA tarafından 100 yılın golü seçilecek bir gol daha buldu. Arjantin bu gollerle İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. 22 Haziran 2002, A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda yarı finalde. 48 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda mücadele etme sevincini yaşayan milli takımımız, son 16 turunda Japonya'yı kupa dışına itti ve çeyrek finalde Senegal'in rakibi oldu. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında altın gol uygulamasına göre golü bulan takım yarı finale yükselecekti. Uzatma dakikaları oynanırken İlhan Mansız'ın Senegal ağlarına gönderdiği gol sonrası A milli futbol takımımız tarihinde ikinci kez katıldığı Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek bir ilki gerçekleştirdi. 22 Haziran 2011. Galatasaray efsanesi ve teknik adam Coşkun Özarı aramızdan ayrıldı. 1931 yılında İstanbul'da doğan Coşkun Özarı, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1953 yılında Galatasaray'da forma giymeye başladı ve zaman içinde sarı kırmızılı takımın hem orta sahasında hem de defans hattında forma giyen önemli bir oyuncu haline geldi. 29 yaşındayken futbolu bırakan Özarı, 1959'dan 1980 yılına kadar aralıklarla Galatasaray'da antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulundu. 1971 yılından itibaren A milli takımı da çalıştırmaya başlayan Özarı, 1988 yılına kadar aralıklarla milli takımda görev yaptı. Bu süreçte milli takımın başında çıktığı toplam 54 maçla Fatih Terim'den sonra en çok maça çıkan milli takım teknik direktörü oldu. Teknik direktörlük kariyerinden sonra spor yazarlığı yapan Coşkun Özarı, 1988 yılında Futbol Federasyonu seçimlerine katıldı ancak seçilemedi. Hayatının sonraki döneminde spor yazarlığı ve televizyon kanallarında yorumculuk yapan Coşkun Özarı, 22 Haziran 2011 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrıldı.